Denizde yaşama başlayan en ilginç canlı Mayıs sinekleri Yaşamı o kadar ilginç ki balık yemi olmaktan kat, kanatlanıp uçmaya kadar ilginç yaratılmış bir canlı olan Mayıs sinekleri ömrünün kısalığı ile de ilginç olmasını sürdüren bir canlı türüdür. Yaşamı denizde başlayıp çiftleşmeleri sonrası sinek olarak ölmeye devam etmektedir. Kısa yaşamlı ve sucul böceklerden olan Mayıs sineği yumurtadan çıktıktan sonra yarım saat ile bir gün arasında hayatta kaldığından dolayı bir günlükler bir gün sinekleri gibi isimlerle de bilinmektedir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinin larva dönemi denir bir yıl kadardır. Suda geçiren mayıs sinekleri yetişkin olarak doğmaktadır. Sinekler dünyaya gelmeden hayatının %99'unu suda geçirip dünyada ortalama 3 saat kadar bulunmaktadır. Yaşadıkları tek günde beslenme ihtiyacını soludukları havadan sağlayan mayıs sinekleri bu hava sayesinde bağırsaklarını doldurarak vücutlarını şişirir ve uçabilmek için yeterli enerjiyi sağlar. Sadakatiyle de tanınan mayıs sineği çiftleştikten hemen sonra ölüp hayatında sadece tek bir sinekle birlikte olmaktadır. Dünyaya çıkar çıkmaz bulut şeklinde uçarak eş aramaya başlayan sineklerden Dişileri biraz nazlanıp sonradan erilerinin arasına katılarak eş arama merasimini gerçekleştirmektedir. Her sineğin kendine seçtiği eşiyle çiftleşmesi süre kısıtlı olduğundan dolayı havada gerçekleşmektedir. Ve çiftleşmenin hemen ardından erkek mayıs sineklerinin hayatı son bulmaktadır. Dişi sinekler ise hızla akan berrak suya dalıp yaklaşık 8000 kadar yumurtayı bıraktıktan sonra ölmektedir. Nesillerini böyle sürdüren mayıs sinekleri dünyada maksimum 24 saat yaşayıp sonrasında sudaki canlılara suya düşerler. Yem olarak ekolojik dengeyi sağlamaktadır. Mayıs sineği hakkında herkesin bildiği sadece bir gün yaşadıklarıdır. Ama ömürleri bundan çok daha uzundur. Türüne bağlı olarak yetişkin bir mayıs sineği bir günden az bir süreden bir haftaya kadar yaşar. Ama bu çok uzun süren ömürlerinin sadece son safhasıdır. Mayıs sinekleri hayatlarının birkaç aydan 4 yıla kadar olan dönemini suda yaşayan yarı ergin bir böcek olarak geçirir. 51'i İngiltere'de olmak üzere 2500 değişik Mayıs sineği türü vardır. Sadece Mayıs ayında değil yaz boyunca etrafta uçuşurlar ve aslında sinek bile değildirler. Gerçek sinekler Diptera iki kanatlı Yunancasının takımının üyesidir. Mayıs sineği ise Epemotopera, kısa ömürlü kanatlının Yunancası takımının bir üyesidir. Mayıs sinekleri gerçek sineklerden çok daha eskidir. Uçabilen ilk böceklerdendir. 300 milyon yaşında Mayıs sineği fosilleri bulunmuştur. En yakın akrabaları Yusufçuk ve kız böcekleridir. Bu ikisi sinek değildir. Son deri dökmeleri kanatlarının oluşmasından sonra meydana geldiği için Mayıs sinekleri böcekler arasında eşsizdir. Henüz gelişmemiş olan yetişkin ve yarı ergin böcek sudan ilk çıkma aşamasında deri değiştirip boz olur. Böyle denmesinin nedeni küçük ve mat renkli kanatlarıdır. Çıktığı su, bu, su birikintisinden uzaklaşır uzaklaşmaz hemen bir bitkinin üzerinde dinlenir. İşte nihai dönüşüm orada gerçekleşir son kezleri değişip parlar. Yetişkin mayıs sinekleri yemek yemez. Tek ilgi alanı sekstir. Erkeklerden oluşan büyük sürüler aynı anda havalanır. Erkeklerin arasından geçen dişiler uygun bir partner seçer. Çiftleşme havada gerçekleşir. Bittiğinde erkek mayıs sineği suya düşüp ölür. Dolania Amerika'na türü son deri değişiminden sonraki 5 dakika içinde ölür. O küçücük zaman aralığında yeni kanatlarını kurulamak, bir eş seçmek, çiftleşmek, şayet dişi ise yumurtlamak zorundadır. Bir gün mayıs sineğinin hayatında çok uzun bir süredir. Mayıs sineğinin bulut halinde uçuşu aslında bu türün çiftleşme dansıdır. Uçuş genellikle şehir sokakları yerine akarsuların ve göllerin üzerlerinde gerçekleşir. O zaman dişi yumurtalarını 4000 tanelik bir iki küme halinde suya dökebilir. Bu kümelerde dibe çökerler. Belli bir süre sonra da yavrular yumurtadan çıkarak su altındaki hayatlarına başlarlar. Mayıs sineği türlerinin birkaçı bu devreyi birkaç haftada atlatır. Ancak bazılarının erginleşmesi daha geç olabilir. Mayıs sineği su içindeki hayatı süresince çok faaldir. Çürüyen bitkisel maddelerle, su bitkilerinin saplarıyla, yapraklarıyla ve yosunlarla tıka basa karnını doyurur. Bazı ülkelerde havadan yağan bu protein bulutundan faydalananlar sadece balıklar değildir. Yeni Gine Sepik Nehri boyunca yaşayan köylüler suyun üzerindeki ölü mayıs sineklerini toplayıp sago kreplerinin içinde pişirirler. Tatları az da olsa havyarı andırıyormuş.